Ben ne olacağım Ebe Hanım? Kaynanam gel iyidirler. Ama en sonuçta. 3 günlük gelinken dul kaldım. Bebeğim yok. Ya benden yüz çevirirlerse? Ne yapacağım? Nerede barınacağım? Eve dönsem babalığım hemen beni Bilal'a satacak. Dur bakalım. Kötüsü gelirse burada kalırsın. Biz ne güne duruyoruz? Bırakmazlar ki. Bırak. Hayırdır, kim ki bu saatte? Aman Ali'ye maliye bir şey olmasın? Alo. Buyur Hacer Hanım. Hayırdır? Hemen bir araba bulup göğe dönsünler. Laf çıktı arkalarından. Dinara güplere bindi. Yemediğim laf kalmadı. Hacer Hanım daha yeni geldi kız. Sabah doktora götüreceğim. Köylünün lafıyla mı? Hacer Hanım, kapatamadınız mı çenelerini? Gelecekler dedi babası, o kadar diyor. Kapattı. Dul kadının işi zor kızım. Hele köylük yerde. Artık ne yapsan göze batar. Evde dursan Ali ile laf çıkartırlar. Tarlaya işine gücüne gitsen yan baktı. Ona göz sürdü. Buna göz koydu diye tefe koyarlar. Sen iyisi mi? Güzel güzel konuş kayınbabanlarla. Gel buraya benim yanıma. Ah Ebe anam, bıraksalar. Kayınbabama kalsa bırakır belki de. O köylü. Başta babalığım. O yılan Bilal. Bir gelin zapt edemediniz mi diye tüketirler adamı. Herkes kışkırtan o Bilal deyisi zaten. Beni alamadı ya. Dünyayı dar edecek. Ne yapacağım ben? Dört tarafım dört duvar Ebe anam. Bak şimdi yatacaksın. Sabaha hayrola. Tamam mı? Yat sen. Ben Ali ile konuşayım da bir. Gelir şimdi. Sakın gece vakti yola mola çıkmayasınız. Bak karışma. Yollamadı Ebe anam dersin. Vebali bana. İyi de. Sakın dedim. Bırakma. Tamam mı? Hadi Allah razı versin. Sana da. Bayrı bostan ayrı. Olamam dostan ayrı. İçtin mi sen? İçtim. Bak. Sabah köve dönecek erkenden. Anana kalsa şimdi dönecek de. Ebe anam bırakmayın. Allah Allah ya. Niye geldik, niye gidik? Eyle icap etmiş. Hadi yat birkaç saat uyu. Gün ağrırken kaldırın seni. Gidemem ben. Baban gelsinler demiş. Nasıl gidemem? Gidemem. Bah. Arabam var. İşe girdim, işe. Bir deponun müdürü var artık karşında. Müdür Ali Bey. Arabalı anahtarlı diyeyim. Anahtar şu arabanın, bak. Na. Ezo gel. Ama deli deli konuşma lan. İnsan bir gecede nasıl müdür yapılarmış? Yapıyorlar işte. Ben bilgili bir kimseyim Ezo. Benim bilgisayar alemlerinde bilgim Orta Doğu'dan Balkanlar. Yavaş uyu ahali. Çakacağım Allah ha. Kimin yanına girdin işe? Ne deposu bu? Artık sıkıysa o Bilal'a o Meryem bağ vermesin. Kimin işi bu dedim? Yabancı değil. Bizim Recep. Ne? Ağzından yel alsın. Ömer'i bitirdi, şimdi sıra sana mı geldi? Kandın mı o soysuza sende? Depoda depoda. Kamyon mamyon yok. Korkma. Hayır çalışma. Çalışmayacaksın o kadar. Sen geçen ay benim cebime kaç para girdi bileyim mi? Ne bileyim? Ben senin cebinde miydim ben? Yüz. Sadece 100. Babamın 100 bile değer. Ama yemine, gübresine, ilacına 500 harcadık. Dükkandaki bilgisayarların yarısı bozuk. Bir haftaya kalmaz hepsi bitecek. Sonra tamir mamir yok Ezo, yalan artık, çöp onları at. Nasıl düğün yapacağım? Nasıl alacağım ben Meryem'i? Sana niye yanaştı olacak bilir misin sen? Çünkü bizim paramız var. Hem de o kadar çok var ki aklına sığmaz. Nerede var bizim paramız ya? Bir bavul para bıraktı. Ahırda gömüldü. Nasıl ya? Adam ölmeden önce bütün parasını ağama mı bırakmış? Deli mi bu herif? Ölürken halal etmiş. Öyle de Doğan. Recep de bu paranın peşinde değil. Evet ama para mara kaptırmam ben ona. Ömer bana emanet. Kaptırır mıyız ya? Ağama vermiş bir kere. Zengin olduk kız. Yavaş diyeyim, duyucular. Yavaş. İşe mişe girmeyeyim ben bu durumda. Köye döner dönmez de çıkarız parayı yerinden. Hayır. Köye döner dönmez hiçbir şey yapmayacağız.
Ağam tembih ettiydi. Birkaç sene o paraya dokunulmayacak. Kimse şüphelenmesin dedi. Hey, de ne anladım ben bu işten Ezo? Çulsuzuz gene çulsuzuz. Başka çare yok, ne yapalım? Paranın bizde olduğunu anlarlarsa peşimizi bırakmazlar. İşe bak. Paranın üstünde oturuk hiçbir işe yaramıyor. Ben bari bu arada bir işe girsem. O Recep yılanından uzak duracaksın Ali. Sen onunla baş edemezsin. Kim bilir ne hesapları var. Bak müdürmüş, arabaymış. Başladı gene. Aç gözünü aç. Tamam tamam. Sabah erkenden gider arabasını veririm. İşe de mişe de girmeyeyim derim. Sonra gelir seni alırım köye dönerik. Tamam. Sen bu arada Ebe ananla çık alacaklarını al. Yeteyim o para. Yeter yeter. Sen hemen arabayı bırak gel. Beraber çıkarız çarşıya da. Bak geç kalma ha. Yok kalmam. Şu işe bak ya. Dolarla milyonerlik 3 kuruş hesaplayık hala. O parayla neler yapılır bir düşün. Hadi hadi. Hadi kalk hadi. Uf. Hala yok ortada bu Ali. Arabayı bırakıp hemen gelecekti. Canım dur. Daha erken lafa mafa dalmıştır. Yok ben bileyim. Aklını çeldiler gene işe girdi bu. Ah aptal oğlan. Köyde de bizi bekliyorlar. Vallahi kızacaklar şimdi. Üzülme kızım. Gelmez söylene Macit baban bırakır seni köye. Çarşılık işin varsa gelmişken gidelim. Ha var. İplik, yün, bir de ayakkabı alacaktım. Dükkana ineyim ben. İşim bitince çıkarık çarşıya. Ayakkabı Cüse'ye götüreyim seni. Daş gibidir onun yaptıkları. Bak 10 senedir giyeyim ben bunları. Sana da alsak iyi olacak Macit baba. Hadi yürü hadi. Böyle Ali'yi bırakıp gitmeyi. Bulurdum ben o depoyu. Kulağından tutar alır gelirdim Ali'yi. Ne yapacaksın Gazo? Emir büyük yerde. Lafından çıkılmaz şimdi Dinar ustamın. Onlar bakar çaresine. Ne işin var kızım senin depolarda? Aman artık yandık zaten. Ali de yok. Otur otur kalk kalk. Nefes aldırmayacak bunlar bana. Bak bir güzel sakin sakin konuşuruz. En münasibi senin bize gelmen. Bana dükkanda yardım edersin. Böreğe möreğe döndürürüz işe hem. Ebe anan da rahat eder. Can yoldaşı lazım Doğan bize Pınar. Bundan sonra. Kalkıyor abi Doğan Pınar. İnşallah izin verirler Macit baba ben istemez Doğan miyim? Doğan Pınar. Zaten o odaya girdikçe Ömer'im gelir aklıma. Geç yenge geç. Ne uyku olmadı da. Zaman geçmek bilmiyor böyle sürgün gibi. Ömersiz. Daha taze acın dur bakalım. Gün doğmadan neler doğar. Umudunu kaybetme böyle. Hadi binelim. Doğan Pınar. Hadi gel. Geç kızım. Geç abi geç yenge. Devam et. Ali neden gelmedi? Dinar baba laf mı dinliyorsunuz? Recep'in yanında işe girdi herhal. Yapışmışlar buna da. İçirmişler etmişler. Altına araba vereceğiz bilmem ne diye. O kadar dil döktüm dün akşam eve döndüğümde. Ama bak ne fayda. Sabah çıktı. Geleyim şimdi arabayı verip dedi. Çıkış o çıkış. Bir daha da gelmedi.
Recep aklını çeldi oğlanın besbelli. Biz de bekledik bekledik. Geç kalmayalım, sizi merakta bırakmayalım diye çıktık geldik. Apar topar çağırdınız diye getirdim Acit babam beni. Benden habersiz nasıl işe girermiş o karsız? Dur hele bir dur, sinirlenme. Ya nasıl sinirlenmem? Ömer'in başını yedi o deyyüz. Şimdi sıra Ali'ye mi geldi? Ne yapacak? Nasıl bulacak bu oğlanı? Baştan gidilmeyecekti. Köylü hiç susmadı gittiniz gideli. Bir köylünün lafıyla mı baba? Yani cevaplarını veremediniz mi? Zor. Kızım, bu çatının altında olduğun müddetçe bize laf getirmeyeceksin. İyi, ne yapsak kabahat görülür oldu. Bak Diner Usta. Siz de uygun görürseniz gelsin Ezo bizden olur. Nasıl konuşuyorsun Mecit? Olur mu öyle şey? Ezo bu evin kızıdır artık. Ne işi varmış başka yerde? İyi de baba burada... Sen büyüklerin lafına karışma. Hadi bize bir kahve yap. Acık tut dilini. Yok yok zahmet etme. Ben gideyim gece inmeden. Hanım da merak eder. Madem öyle diyorsun Mecit... Sağ olasın, getirdin Ezo'yu. Sağ ol. Sağlıcakla kalın. Sık sık yoklarız seni. Sıkılma. Hadi selamet Ebu Hanım. Ali niye gelmedi? Seni alacak ya. Para uğruna Ömer'in yoluna gitti o da. Artık kaçakta mı ırakta mı bilmeyeyim. Hayırlısıyla yakında haberi gelir. Seni almamak için kaçmış olmasın sakın. Kız sen ne biçim laf söylüyorsun ha? Hep senin yüzünden kavuşamadık biz zaten. Önce bir dur. Abim askerden gelsin. Ezo'yu alsın dedi. Aldı bitmedi. Ömer abi rahmetli olunca Bilal Ağa'nın Ezo'yu ister. Ezo varmak istemez. Ben nasıl karşısına çıkarım seni isterim dedi. Şimdi de seni sardılar başına. Kaçtı gitti. Hiç gelmez gayrı. Ya. Ya sen ne uğursuz oymuşsun be. Hadi kalk. Kız bu ne uykusu? Sana diyorum kalk. Yeter yattığın gayrı. Dağ gibi çamaşır bizi bekliyor. Hadi kalk. Hoş geldin Zeynep. Hoş bulduk, hoş bulduk. Geçerken seni bir yoklayayım dedim. İyi ettin. Hiç keyfim yok vallahi. Konaya mı gidiyorsun sen? Tamam, 5 dakika duracağım. Gelmedi olmasın. Sen bilirsindir bir şeyler. Bunlar neden çağırmıyorlar bizi? Siz Ali ile Antep'e gittiniz ya. Köyde dedi o da aldı yürüdü. Çeneleri çekile inşallah. O yüzden gerisin geri apar topar çağırdılar. Tabii milletin işi gücü yok. Ezo dinle beni. Bak kardeşim. Bunlar seni rahat bırakmazlar. Ne istiyorlar ki benden? Töredir. Ali'ye seni nikahlamak düşer değiller. Bileyin işte. Töreleri batsın. Kardeşim o benim. Yok, Dinar babam yapmaz öyle bir şey. Çaresi mi var?
Senin anneyle nikahını uzadıkça bundan aralarını almazlar artık dinarları. Barındırmazlar. Görgü anne, Ali Meryem'i seviyor ya, ondan seni almayayım. Kaçtı gitti deyiler. Seni ortada sahipsiz bıraktı deyi, göpürüyor millet. Kim geliyor deyim ana? Bilal ağa gelecek. Ben kahveye gideyim. En iyisi budur Ezo. Bir oğlumu daha veremem o yollara. Bak kaçtı gitti. Ona da günah. Sevdiği var bileyim. Senin yüzünden gurbete düştü bu genç yaşında. Hazır seni isteyen var, uzun etmeyeceksin artık. Koca ev. Yaşar gidersin. Hadi topla şunları.